Nasıl uzak durayım? Yıllardır görmüyorum zaten ben evladımı. İçim yanıyor Yiğit diye. Görmediniz mi? Nasıl yaşlanmış, zayıflamış. Belli ki bensiz iyi değil Yiğit'im. Ah, bu senin çocukların yüzünden başımıza gelenler bitmedi gitmedi yeter. Bir gün onların yüzünden hapiste öleceğiz. Bana bak Handan abla. O benim oğlum. Sen de annesin. Girme evladımla arama. Yeter. Gidiyorsan kapıyı da ardından kapat. O savcının peşinden giden bir daha bu eve giremez. Bilmiyormuş gibi söyletme. Hele de evimizi polisle bastığı bu gece. O itin yanına kim yaklaşırsa silen. Memur Bey'in fazla vakti kalmamış. Her şey yoluna girdi. Değil mi? Gelinle damat neredeler? Siz şöyle oturun herhalde geliyordur onlar da. Affet abi beni. Gitti mi abi? Alt tarafı bir imza atacağız hadi. Doğru, ölüm fermanını imza alacağız. Bir imzayla üç kişinin hayatını kurtarıp kahraman olacaksın. Belki de çok mutlu olursun, belli mi olur? Namık, yapma. Kıydırma bu nikahı. Daha bismillah evimizi polis savcı basıyor. Bu Yiğit durmayacak. Büyük büyük laflar etti. Seni tehdit etti, meydan okudu sana. Bu kızın üzerinden yine gelecek bu eve, göreceksin. Ben Ferhat'a teslim oldum abla. Sen de ol. Nasıl olayım? Benim çocuklarımın istikbali söz konusu. Senin hayatın söz konusu. Lütfen, yaşıma hürmet et. Biliyorum da söylüyorum. Bu gelin hanım bütün düzenimizi bozacak, göreceksin. Hoş geldiniz. Her şey yolunda mı gelin hanım? Abinizle olan sorunu hallettiniz mi? Vallahi beni bayağı beklettiniz gençler. Ama ne demişler? Geç olsun, güç olmasın. Hadi şahitleri de alalım. Mutluluğunuzu evlilikle taşlandıralım. Artık kısa keselim ama Emur Bey. Dediğiniz gibi zaten çok bekledik. Sevenler de gayrı kavuşsun. Sanırım hazırız. Aslı ile Ferhat mutluluğa adım atmak üzere bugün burada bir araya geldiler. Birazdan sizlerin önünde belki de hayatlarının en anlamlı olan eve sözcüğünü kullanıp beraber planladıkları bu mutluluk yolunda el ele, kol kola, gönül gönüle birlikte yollarına devam edecek. Siz Sayın Aslı Çınar. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Ferhat Aslan'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
siz Sayın Ferhat Aslan. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Aslı Çınar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. İmzalar lütfen. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Damat bey, siz de bayağı beklediniz. Artık bir engel kalmadı. Gelini öpebilirsiniz. Memur bey haklı oğlum. Nasıl başlarsa öyle gidermiş. Madem evliliğe bu kadar hevesliydin, mürüvvetini de taçlandır o zaman. Yastıkta kocatsın. Yuvayı dişi kuş yapar. Birbirinize yakışıyorsunuz. Allah torunlarınıza güzel günler görmeyi nasip etsin. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Mutluluktan ağlıyor benim gelinim. E tabii bir Namık Emirhan'ın gelini olmak kolay değil. Memur bey, sizi çok beklettik, çok yorduk. Buyurun, ben size çıkışı göstereyim. Gelin kızım. Öp bakalım annenin elini. Sen ya. Çık dışarı. Giyin. Gidiyoruz. Çık dışarı dedim. Ne çok dövmen var senin. Fazla renklisin. Hadi. O kadar hazırlık yaptın. Bak işte pastan da geldi. Bir oğlun ağlatırken öbürü güldürüyor. Keyfini çıkar bari. Ah,
Hülya, içecekler gelmemiş. Vay be, Ferhat abime bak be. Abim damat oluyor, damat. Kızım, gelinliği olmayan gelin mi olurmuş? Kutlama yapıyoruz burada, koşuya mı gidiyoruz? Yeter Hanım, siz farkında değilsiniz herhalde. Ben tehditle buradayım. Bir lafı da böğrümde koyma kızım. Çok asisin. İşimiz var seninle. Daha pastaya bile dokunmadınız. Kendi ellerimle seçtim o pastayı ben. Oğlum, senin sevdiğinden bademli. Sen benim ne zaman tatlı yediğimi gördün? Yavrum, eskide kalmadı mı onlar? Benim için hiçbir şey eskide kalmadı. Hiçbirini unutmadım ben. Ferhat. Oğlum. Gelin kızım. Hadi bir fotoğraf çektirin bakayım. Anneniz çok heveslendi. Abidin. Gel bir fotoğraf çek bakayım. Hemen dayı. Siz biz siz kutlayın. Aslı kızım. Sana sesleniyorum. Efendim Namık Bey. Kader senle beni etle tırnak gibi birbirimize bağladı. Ne yalan söyleyeyim, bir koparıp kurtulmak istedim. Lakin şimdi her şeyin bir sebebi vardır diyorum. Hükmetmesini bildiğimiz kadar teslim olmasını da biliriz evvelallah. Senden istenen de budur. Kaderine katlanmasını bil. İnançlı ol. Bizim ailemize gelinlikle giren kefenle çıkar kızım. Bunu sakın aklından çıkarma. Allah ömrünü uzun etsin. Evliliğiniz bir ömür boyu sürsün. Aramıza hoş geldin. Artık bizdensin. Yularımı da taktınız. Sözleriniz pek ironikmiş Namık Bey. Sağ olun. Korkunç bir geceydi. Umarım acısı çıkmaz. Namık, ben bu Yiğit'i sadece ailesini terk edip giden bir adam olarak biliyorum. Bu adamın savcı olduğunu bana neden söylemiyorsun? Bu adam başımıza iş açabilir. Bana neden anlatmıyorsun? Ben bütün konuştuklarınızı duydum. Bütün tartışmanızı duydum. Demek ki izah etmek icap etmemiş. Elbette bana her şeyi izah etmek zorunda değilsin Namık. Ama bu başkanlık seçimini etkileyecek bir detay. Eğer bu akşam yaşananlar duyulursa, bu evlilik, bu baskın duyulursa 10 adım geri gideriz seçimde. Rakiplerin de bize nal toplatır. Özellikle de Zafer, farkında mısın? Namık, 2 ay kaldı seçime. 1, 2 ay. Rica ediyorum. Bütün emekler boşa gidecek. Anlıyor musun?